Avangar News'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Avalanche ile ilgili haftalık bültenlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bizi takip edip yorum yaparak destek olanlara şimdiden teşekkürler. Ve haftanın haberiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Shopping.io arkadaşlar. Shopping.io'da AVAX kullanarak Amazon, Walmart ve eBay'den sipariş verebiliyorsunuz artık. Bu site aslında kripto ile çevrim içi alışveriş sitesi Shopping.io. Yakında AliExpress'te gelecekmiş. Avalanche'ın AVAX token'ının kullanım alanını genişleten bir anlaşma oldu. AVAX ile de ticaret yapılabilecek. Shopping.io artık Avalanche'ı destekliyor ve kişi başına $1000 değerine kadar bütün satın alımlarda %2 indirim ve AVAX token ile yapılan maksimum 5 siparişte indirim sağlıyormuş. İndirimler Amazon, ABD, İngiltere, Kanada vesaire 5 tane 6 tane ülke ile sınırlı. eBay, Walmart ve ürünler için geçerliymiş bu yapılan anlaşma ya da entegrasyon. Evet, AVAX Avalanche'ın biliyorsunuz yerel token'ıdır. Ücretleri ödemek, staking yoluyla platformu güvence altına almak ve Avalanche'da oluşturulan çoklu alt ağlar arasında temel bir hesap birimini sağlamak için kullanılan sınırlı kıt bir varlık. İlgilenen kişiler artık Shopping.io'da ücretsiz bir hesap açabilir veya ücretli üyeliklerle yapılan alışverişlerde %10'a varan ek kazançlar da elde edebilir. Shopping.io'nun Avalanche entegrasyonu kullanıcıların Avalanche'ın düşük ücretlerinden, yüksek iş hacminden, geleneksel pazarlardan ürün satın almak için ikinci saniyenin altında kesinliğinden faydalanmasını sağlar. Shopping.io'nun kurucusu Arbel şunu dedi: bu genişleme en iyi kripto para birimlerinin tümüne ve ana akım kripto geleceği vizyonumuza uyan yeni heyecan verici projelere entegre olma çabamızı sürdürüyor demiş. Shopping.io kullanıcılarının kripto para birimlerini popüler e-ticaret web sitelerinde harcamasına olanak tanıyan tek uluslararası kripto yerleşik platformudur. Evet, haberimiz kısaca bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet güzel ve olumlu bir haber. Bu haberle birlikte Avalanche'ın AVAX'ın kullanım alanı da genişlemiş olacak. Zaten olabildiğince genişlemesi bizim için her halükarda iyi olacak. Evet, sıradaki haberimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Trader Joe çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben de biliyorum ama gözümden kaçan birkaç şey vardı. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Trader Joe yakın zamanda DEX olarak bir merkeziyetsiz borsa olarak borç alma borç verme platformuna dönüşmesinin yanı sıra bir emirli DEX'e dönüşecek arkadaşlar. Yani limit emirli bir DEX de olacak. Burada vadeli opsiyonlar vesaire de olacak Trader Joe'da. Evet, ilk aşamada özel olarak tasarlanmış kullanıcı arayüzü bu var. Mum grafikleri, Pangolin ile tek tıklamada entegre. Evet, Zap. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz anda LP'nizi tak diye bir seferde yapabiliyorsunuz. Evet. Çift ödüllü farm sistemi. Onu da biliyorsunuz. Şu zaten. Şuradaki gibi. Jo artı AVAX gibi. Şöyle çift ödüllü farm. Bunlar vesaire verildi zaten. Evet, ikinci aşama borç verme. Yani biz Ağustos'un sonuna kadar bunların olmasını bekliyoruz. Borç verme, borç alma, kaldıraçlı işlemler, kredi stratejileri için yield farming optimizasyonu vesaire gelecek. Blending platformu olacak açıkçası. Üçüncü aşama ise en önemlisi limit emirleri ve opsiyon vadeli işlemleri olacak arkadaşlar. Bu ne demek? Limit emirleri. Bir borsada limit emirli DEX kuruyorsanız gerçekten sadece kullanıcı deneyimine odaklanıyorsunuz demektir. Bu da çok güzel, çok hoş. Bakalım, yakında göreceğiz arkadaşlar. Joe gerçekten çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Kısaca Joe'muz bu şekilde arkadaşlar. Evet, sıradaki haberlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, ilk haberimizle başlıyoruz arkadaşlar. Avalanche masaüstü cüzdanı olan Aave ve Pangolin bir ortaklık kurdu arkadaşlar. Bu entegrasyon Pangolin kullanıcıların fonlarını daha hızlı ve daha güvenli bir alternatife yönlendirmelerine yardımcı olacak. Pangolin'in piyasaya sürülmesinden bu yana Avalanche ağı blok zinciri alanındaki en kararlı merkezi olmayan platformlardan biri olarak yükselmeye başladı. Bu yeni ekleme Avalanche platformu tarafından desteklenen daha hızlı ve daha ucuz bir ticaretin deneyiminin kapılarını açtı ve sonuç olarak DeFi kullanıcıları güvenilir bir ekosisteme müreffeh yıllık faizlerin keyfini çıkarırken verim çiftliklerini artırmak için yeni bir yer buldular. Kullanıcılar ayrıca MetaMask'taki platformdaki işlemlerini tamamlamak için yararlı bir araç buldular. MetaMask kullanıcılar arasında Ethereum ağındaki en popüler ve değerli cüzdanlardan biri olarak bilinir. Yine de MetaMask veriler doğrudan web tarayıcınızda depolandığından güvenlikle ilgili en savunmasız araçlardan biridir. Bu güvenlik açığı DeFi ile etkileşim kurarken kullanıcılar için bir
tehdit oluşturuyor. Bu genel kusur kötü niyetli aktörlerin bütünlüğünü bozması için bir kapı bırakıyor. AMC Plus kullanarak sıfırdan oluşturulmuş yepyeni bir cüzdan oluşturarak blok zincirleri alanındaki güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu Avalanche platformunun sunduğu özellikle birleştiğinde büyüyen ekosistemi için eksiksiz ve güvenli bir araç oluşturan hafif bir ürünün yaratılmasına izin verdi. AMC cüzdanı her şey kişisel bir parola ile şifrelendiğinden kullanıcıların hata yapmasına izin vermez. Ayrıca cüzdan içindeki her işlem aynı şifrenin tamamlanmasını gerektirir. AMC cüzdanın en önemli özelliklerinden biri Avalanche ekosistemindeki diğer projelerle kolayca entegre edilebilir. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Pangolin entegrasyonudur arkadaşlar. Bu entegrasyon sayesinde Pangolin kullanıcıları tokenlarını değiştirebilecek, favori havuzlarına likidite ekleyip kaldırabilecek ve likidite sağlayıcı tokenlarının doğrudan AVM cüzdanında verim çiftliği yapmak için stake edebilecek ve Pangolin kullanıcıların fonlarına ve daha kolay erişmelerine yardımcı olacak farklı güvenlik katmanlarına sahip, güvenli ve güvenilir bir ortamda işlemlerini doğrudan cüzdandan gerçekleştirme yeteneği veriyor. Ve bildiğiniz gibi geçen hafta da haberini yapmıştık. AVM önümüzdeki yol haritasına göre de zaten yeni bir cüzdan arayüzüyle karşımıza çıkacak. QR kodları, işte likidite pool'ları vesaire olacak. Diğer token'lar vesaire olacak. Pangolin likidite havuzları vesaire de olacak bu haberle, bu ortaklıkla beraber herhalde. Bakalım önümüzdeki haftalarda göreceğiz. AVM cüzdan olarak kullanışlı olacağı benziyor. Kendisinde bir antivirüs programı, merkeziyetsiz bir antivirüs programı olarak nitelendirildiği için bakalım güvenlik bizim önceliğimizdir diyoruz ve sıradaki haberimize devam ediyoruz arkadaşlar. Haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Chainlink fiyat beslemeleri gelişmiş DeFi uygulamaları için Avalanche Mainnet ve Fabingwave'de yayında arkadaşlar. Geliştiriciler artık Chainlink destekli merkezi olmayan Oracle ağını kullanarak Avalanche ana ağında harici olarak bağlı akıllı sözleşmeler oluşturmaya başlayabilir. Ekosistem geliştiricilerine çeşitli varlık sınıflarında en güvenli ve en yüksek kaliteli fiyat referans verilerini sorunsuz erişim sağlayan Chainlink fiyat feedlerinin artık Avalanche ana ağında yayında. Chainlink sektör lideri olan fiyat beslemeleri akıllı sözleşme geliştiricilerine Avalanche'ın sınırsız açık kaynak platformuna fiyata duyarlı türev piyasalar, düşük maliyetli kredi uygulamaları, yüksek verimli ticaret stratejileri ve daha fazlası dahil olmak üzere gelişmiş DeFi uygulamaları oluşturmalarını sağlar. Entegrasyon Chainlink Oracle'larını yerel olarak Avalanche ağına uyarlayan, test eden ve uygulayan lider bir geliştirme atölyesi ve Avalanche doğrulayıcısı olan Protofire'a verilen Chainlink topluluk hibesi ile mümkün oldu. Ekosistem talebini karşılamak için sürekli olarak yenilerini sunma planları ile birlikte Avalanche ana ağında çok sayıda Chainlink fiyat beslemeleri mevcut. Chainlink fiyat beslemeleri geliştiriciler için en uzun süre test edilmiş ve sağlam Oracle altyapısının yanı sıra hassas ve API kesinti süresine ve flash çökmeye aykırı değerlere ve flash kredi saldırılarına karşı dayanıklı olduğunu kanıtlamış birinci sınıf veri kalitesi sağlar. Emin Hoca Chainlink hakkında şunu demiş: Chainlink, blok zincirler ve merkezi olmayan uygulamalar arasında Oracle ve veri standartlarını belirledi. DeFi Avalanche üzerinde zaten gelişiyor. Ancak Chainlink'in verileri topluluk genelinde muazzam miktarda gelişmenin kilidini açacak ve Avalanche'ın kriptoda teknik olarak en gelişmiş platform olarak üstünlüğünü genişletecek demişti Emin Hocam. Geliştiriciler teminat oranlarını hesaplamak, adil piyasaya kredileri basmak, döviz kurlarını belirlemek, sentetik varlıkları fiyatlandırmak ve algoritmik stabil coinleri yeniden temellendirmek ve otomatik ticaret stratejilerini tetiklemek gibi zincir üzerindeki temel işlevleri gerçekleştirmek için Chainlink fiyat beslemelerini kullanabilir. Çok sayıda Avalanche geliştirici ekibi, Bankey ve Biforce dahil olmak üzere Chainlink kullanarak Avalanche üzerinde DeFi uygulamalarını zaten başlatıyor. Kısaca toparlamak gerekirse arkadaşlar, Chainlink Avalanche mainnetinde artık kullanıma sunuldu. Zaten son geçen haftadan beri bu konuşuluyor. Evet, sıradaki haberimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Penguin Finance 2021 yol haritasını yayımladı. Avalanche ve Penguin Finance ekosistemini geliştirmek için aktif, kararlı ve iddialı hedefler bekliyoruz demişler. Evet, yeni yol haritasına bakacak olursak arkadaşlar, 3. çeyrek ve 4. çeyreğin geri kalanı boyunca platformda şunlar olacak. Aiglo'lar versiyon 2 olacak. Aiglo ve NE sözleşmelerinin işleyişi tamamen yenilenecekmiş. Yeni Aiglo sözleşme ile ilgili likidite pool jetonlarınız için çifte ödül etkileştirme seçeneği, örneğin Penny
Snob içerisinde artı Snob Pefi ödülleri gibi. Bu Trader Joe'daki çift ödül gibi olacak. Daha ucuz gaz ücretleri olacak. Daha düşük para çekme ücretleri mevcut olacak. Ticaret daha verimli olacak. Ilgostar'daki ayrıca havuzlarda kullanıcılara otomatik ödüller sağlayacak ve yeni para çekme ücreti mekanizmalarını içerecek şekilde yükseltilecektir. Ek olarak nesnelerin para çekme ücretleri artık yanmayacak. Bunun yerine XP filerin değerini arttırmak için nesnelerdeki penguenleri dağıtılacak. Yani yanıklar artık dağıtıma dönüşecek, yansıtılacak. Diğer tarafa baktığımız zaman Club Penguin tek varlıklı bir XP'fi stake etme protokolü olan işlev görecektir ve daha sonra Avalanche'a özgü favori projelerinizden jetonlar kazanmak için farklı sözleşmelerde stake edebileceğiniz XP'fi elde edersiniz. Kalıcı kayıp riski olmadan birçok seçenek sunacaklarını söylemişler. Penguin Finance ekibi Avalanche ekosistemine birden fazla projeyle bir araya geldi ve ortaklık kurdu. Bu toplantıların amacı Club Penguin'in diğer jetonları tanıtmak ve projelere kalıcı ilişkiler kurmaktır. Verso Finance, Snowball, Serpa Cash, Avme, Gondola, Lydia, LK ve diğer ekiplerle bütün topluluklara karşılıklı olarak fayda sağlamak ve Avalanche'ın bir bütün olarak büyümesine yardımcı olmak için iletişime geçildi demiş Penguin Finance ekibi. Penguin arenasında ise hepinizin bildiği gibi Chainlink, VRF entegrasyonunun onlar için hala bir öncelik olan DApp üzerinde bazı gelişmeler gecikirken Avalanche'a entegre edilmesini biraz zaman aldı demiş. Bunu aşmanın yollarını arıyoruz. Arenadaki adil ve herhangi bir güvenlik açığı içermeden emin olmak için Polygon gibi Chainlink VRF destekli zincirlerden rastgele sayılara geçici olarak köprüleyebiliriz. Entegrasyonumuz ne olursa olsun güvenlik ademi merkeziyetçiliğinden asla ödün vermeyeceğiz demişler. Yeni nesil NFT'ler gelecekmiş arkadaşlar. Penguin Finance'ın yeni ürünleri gelecekmiş. Bu yıl birlikte çalıştığımız heyecan verici kripto firmalarının yardımıyla penguenlerimiz için giysiler, peluşlar hazır hale gelecek. Harika tasarım ekibimiz bir ek bir marjı olmadan maliyet fiyatlarına satıldığından emin olacağız. Bu marka görünürlüğümüzü ve toplam piyasa kapitalini daha da genişletmek için ürünümüzün kullanılabilirliği için yapılabilir demişler. Ve arkadaşlar Penguin Finance Jax'lerde listelenmeye hazırlanıyor. Hali hazırda çok sayıda üst düzey borsa ile tanıştılar ve belirteç fiyatından ve dağıtımından ödün vermeden Jax desteği sağlamak için en iyi anlaşmaları müzakere ediyorlarmış. Projeleri olgunlaştıkça her penguen fonlarını PEFI ile değiştirmek için bu yoğun seçeneğe erişebilecek. Bu yıl C-Chain destekli Jax'lerde kullanıma sunulacağından daha hızlı bir işe alım rotası ile yeni bir kullanıcı akışı belirleyebilir. Başka ne olacak? Diğer zincirlere bir köprü de olacak. Çapraz zincir köprüleri vesaire olacak. Tahmin piyasası olacak aynı zamanda içerisinde. Penguin DAO diyebileceğimiz. Penguin DAO lansmanı aynı şekilde olacak. Çok zincirli bir platform da olmayı hedefli. Zaten biliyorsunuz Launchpad da oldu. Burada Sherpa'lar vesaire var. Evet, Penguin Finance haberi kısaca bu şekilde arkadaşlar. Yeni bir yol haritası. Bu ekip hızlı çalışıyor. Bir DEX olarak kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. O yüzden ben de olabildiğince haberlerini vesaire yapmaya çalışıyorum. Evet, bu haberimiz bu kadar arkadaşlar. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Haberlerimize muhabbit.com'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, ilk haberimize bakacak olursak Tether'den Bloomberg'un haberine cevap geldi. Bloomberg'un banka dolandırıcılığı iddialarına Tether'den cevap gecikmedi. Muhtemelen reddetmişlerdir. Tether'de işler her zaman gibi tıkır tıkır devam ediyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde odaklanmaya devam ediyoruz demişler. Evet, ikinci haber, Amazon Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul edecek. Söylentilere göre Amazon Bitcoin'i ile ödeme alacak. Bu haberden hemen ardından Amazon Bitcoin iddialarını reddetti. Kısaca haberler bu şekilde arkadaşlar. Daha sonrasında zaten gördüğünüz şu Amazon haberiyle Çin'in piyasalardan açılmasının haberiyle 38 bine kadar yolculuğumuza gitmiş olduk. Haberlerimizin ve bültenimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanala yardımcı olmak için abone olup like atabilirsiniz ve ya da avaksanızı delege etmediyseniz bizim delegemiz olabilirsiniz. Evet, çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Satoshi'nin protokolü de dediğim gibi ölçek konusunda çok zorluk çeken bir protokol. Avalanche protokolü bir sene önce ortaya çıkan, bundan bambaşka türlü çalışan bir protokol. Çok yüksek ölçekli ve çok hızlı. 1 ila 2 saniye içerisinde karar alıyor. 1 saat değil, 1 saniye. Saniyede 10.000 ila 20.000 arasında transaction'ı finalize edebiliyor, bitirebiliyor.